otobüslerin ihaleye verilmesiyle çektiği sıkıntılar artmıştır. Yıllardır mevcudun iyileşmesini beklerken kötüye dönülmüştür. Beldemizin sorunları onlarca yıldır birikmiş. Yeni gelen Büyükşehir Belediyeciliğinde beldemize herhangi bir iyileştirmesi olmamış. Yaptığı yol yarıda kalmış. Özellikle mahalle yollarımız çamur veya zemini delik deşiktir. Yetkililer beldemizi görmemekte, sesimizi duymamaktadırlar. Otobüsler yetersiz. İnsanlar kadın erkek balık istifi gibi taşınmakta. Hiçbir ahlaki veya insani ortam bulunmamaktadır. Otobüs saatleri yeterli olmamakla birlikte insanlar yollarda beklemektedir. Yollarımız çok bozuk ve dar olup yolda yürüme güvenliği yoktur. Duraklar yağmurdan korunaksızdır. Yollarda aydınlatma yeterli olmayıp özellikle gece okuldan dönen çocukların yol güvenliği sorunu vardır. Bu belirttiğim sorunların şimdiki ve birikmiş olan sorunlarımızdır. Belediyemizin ve valiliğimizin bunları dikkate alacağını ümit ediyor. Acilen beldemiz sorunlarının giderilmesini rica ediyorum. Her türlü araçlar, motaş yeterli gelmediği halde tuttur abi küçük arabaları getirdiler. Hep böyle aileler iç içe, kucak kucağa gidiyor. Yani bunu ne kendiler kabul ediyorsa biz de edelim. Veya iki gün gelsin kendi aileleri burada bu araçlara binsinler. Ona göre biz de diyelim ki böyle. Yani gitmek istemiyor halk. Kendi özel arabasıyla gidiyor. Ulaşım sorun. Söz verdiler, yapmadılar. Nerede o milletvekiller, nerede? Mustafa Şahin nerede? Adam seçimden önce söz veriyor. Bütün yollarınız yapılacak diyor, yapmıyor. Otobüsler. Anlaşmayı 9 metre otobüse bağladılar. Adamların otobüsleri aldığı otobüs 6 metrelik otobüs. 25 kişi alacak otobüse 60 kişi 70 kişi sığdırıyorlar. Balık istifine otobüs çarşıya gidiyor. Nerede bu Ahmet Çakır nerede? Ondan sonra Hacı Uğur Polat neredeler hani? Hacı Uğur Polat gelsin, Ahmet Çakır da gelsin kardeşim. Önce kendi hanımını, kızını bindirsin arabaya. Eğer onlar kabul ediyorsa biz de kabul etmişiz. Şehre gidene kadar herkes akraba oluyor. Herkes birbirinin akraba oluyor şehre gidene kadar. Başkanımız bize verdiği sözleri hiçbirini yerine getirmiyor. Büyük araç lider, büyük şehir olarak bizi kandırmış olurlar. Bu kaldığı 3 yıl. 3 yıl sonra bakalım ne yapacak. Gelip de ne diyecek caminin önünde. Şey vatandaşa şunu yapıp bunu yapıp diyecek. 60 kişi 70 kişi bir arabaya bindiriyor. Yani bu insanlığa sıkan bir şeyse uygulasınlar. Hani bu vatandaşı bu kadar eziyet etmenin ne anlamı var? Yoksa yol yoktu. Araçta araç yoktu. Gel söyle. Hepsi menfaati çıkarlarına çalışıyor. Muhtarlara araba satıyor. Muhtarlar hiç ilgilenmiyor. Yani bunun sonu nereye gidecek? Biz de burada vatandaş olarak mağdur durumdayız. Belediye başkanımız gelsin de halimizi, vaziyetimizi bir görsün. Bir gün gelsin Dilek kasabasında beklesin. Gelsin değil ya, bir sefer ailesinle çarşıya gitsin. Evet. Burada binsin, ailesi çarşıya gitsin bir sefer. Bir sefer gitsin. O sıkıntıları yaşasın, ondan sonra bakalım hele burada bir çözüm oluyor mu olmuyor mu?